Sultanım. Beni emretmişsiniz. İşittiğime göre Mahidevran Sultan'a bir mektup göndermişsin. Haberimizin olmayacağını mı sandın hatun? Vaziyetim hakkında kendilerine malumat vermek istedim sultanım. Mahidevran yok artık hatun. Onu da Manisa'yı da unutacaksın. Zira kendisinin de isteği bu. Ona karşı hiçbir mesuliyetin yok. Yalnızca bana hizmet edeceksin. Anlaşıldı mı? Sultanım ben... Anlaşıldı mı dedim? Siz nasıl arzu ederseniz sultanım. Âlâ. Şimdi gelelim esas meseleye. Kapı ağası Şahina ile konuştum. Fakat söylediklerimin bir kulağından girip diğerinden çıktığına eminim. Hürrem Sultan'ın yanına geldi bugün. Bir hayli telaşlıydı. Hürrem Sultan çıkmamı isteyince ne konuştuklarını dinleyemedim. Sultanım, haklıymışsınız. Belli ki Şahina size itaat etmek yerine ihaneti seçti. Malumun ilanı Mercan. Yarın sabahı göremeyecek nasılsa. Bu gece işi bitecek hatun. Sakın bir hata yapayım de. Emredersiniz sultanım. Cafer Ağa sana yardım edecek. Şimdi çekilebilirsin. Sen anlatırsın. Gel benimle. Gülfem. Sultanım. Onun burada ne işi var? Ben çağırdım. Ne oldu ki? Haberiniz yok mu? Hürrem dün gece delirmiş. Neredeyse kendini yakıyormuş. Son anda Fahriye yetişip kurtarmış. Emin misin buna? Ne kadar doğru bilmiyorum. Cariyeler laflarken işittim. Büyü hali tesir etmiş. Hürrem dairesinden çıkmıyor hiç. Sabah da Kur'an-ı Kerim okutmuş zaten. Mercan Ağa, bu Fahriye Hatun başımıza bela olacak anlaşılan. Saatiniz nasıl sultanım?